Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Bu sabaha Boj'da uyandık. Japonya Merkez Bankası Mart ayı toplantısını, 2 günlük süren Mart ayı toplantısını bugün sonlandırdı. Piyasaların beklendiği üzere herhangi bir değişikliğe gidilmediğini izliyoruz. Ancak toplantının ardından Boj Başkanı Krodon'un açıklamaları vardı. Her zaman olduğu gibi yine ülke ekonomisine dair ılımlı toparlanmanın devam ettiğini vurguladı. Aynı zamanda 2017'nin ilk yarısına kadar enflasyon tarafında hedefledikleri %2 seviyesine doğru bir yükseliş olabileceğini belirtirken, yine de küresel piyasaları da baz alarak eğer gerekirse ek ilave teşvikleri kullanabiliriz açıklamasında bulundu. Yani bu ne demek oluyor? Eğer böyle bir durumda Boj ne yapabilir? Varlık alım programında arttırma gidebilir. Negatif faiz uygulamasında olan Boj yeniden eksi faizlerde bir miktar daha indirime gidebilir. Bununla beraber ülke ekonomisine dair bir takım katkıda bulunabilir eğer gerekirse. Boj'un ardından şöyle bir piyasalara bakacak olursak, aslında dün biraz daha veri takvimimiz açısından sakindi. Bugün yavaş yavaş piyasalar hareketlenmeye başlıyor. Açıkçası bugün başlayacak ve yarın sonlanacak FED kararı piyasalar açısından bu hafta oldukça önemli olacaktır. Mart ayı toplantısına dair FED'den herhangi bir aksiyon beklenmiyor ama bu toplantıda hem ekonomik projeksiyonlar hem de Fed Başkanı Yellen'ın konuşması olacak. Ki Yellen'ın konuşması bizim için biraz daha önemli. Çünkü biliyorsunuz Fed faiz artışına başladı. Ancak 2016 yılında kaç kere daha faiz artışını yapacağı hala tartışma konusu. Bu nedenle Yellen'dan alınacak mesajlarla beraber piyasada da fiyatlamalarda biz bunun etkisini görebiliriz. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL'de son biliyorsunuz dönemde gelişen ülkelerine yönelik fon akışları devam ediyor. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Bu gelişen ülkelere yönelik fon akışlarının devam edip etmeyeceği yarınki FED kararıyla biraz daha belirli olabilir. Yani FED'den gelecek olan haber akışıyla beraber ya gelişen ülkelere yönelik fon akışları devam ediyor olacak ya da biraz kısılıp yönünü biraz daha rüzgar değiştirecek diyebiliriz. Şimdilik dolar TL'de 2.88'lerdeyiz. Dediğim gibi GOP'lardaki bir miktar daha ılımlı seyrin etkisini de dolar TL tarafında hissediyoruz. Aynı zamanda bizim içeride BIST 100 de alıcılı seyrediyor. Bununla beraber Türkiye'nin CDS rakamına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz haftadan bu yana geri çekilmeler sürüyor. 280-85'lerdeyken biz bu hafta 250-255 bant aralığını konuşuyoruz CDS rakamında. Bu ne demek oluyor? Türkiye'ye yönelik risk iştahı artıyor diyebiliriz. Bununla beraber dolar TL eğer 2.88-80 direnç noktasının üzerine kalıcı seyirler oluşturmayı başaramazsa, evet, bu durumda 2.87'deki kritik destek noktasını karşımıza çıkaracaktır. Çünkü 2.87 kritiğin altında, yani o desteğin altındaki geri çekilmeler paritenin 2.85 bölgesine doğru uzamalara neden olabilir. Bizim dolar TL tarafında güçlenmeden bahsedebilmemiz açısından 2.88-80 bölgesinin üzerinde biraz daha kalıcı seyirler görmemiz gerekecektir. Son olarak BIST 100'e değinmek istiyorum. Çünkü yurt içi piyasalarda da her ne kadar hafta sonu yaşadığımız üzücü gelişmeler olsa bile şu anda bunların fiyatlamalara dahil olmadığını görüyoruz. BIST 100'de de alıcılı bir görünüm var. 80.000'i test edip buradan geri dönüş yaptı. O yüzden bizim için 80.000 önemli bir direnç konumunda. Önümüzdeki süreç işte 80.000 üzerindeki seyirler BIST 100'ü 80.700'e doğru yukarı yönde taşıyabilir. Bununla beraber 80.000'in altında da 78.700 bölgesinde destek konumunda. Bugün Amerika'dan üretici fiyat endeksleri, perakende satışları takip ediyor olacağız. Herkese iyi günler dilerim. İntegral Menkul Değerler, Forex'te güvenin simgesi.